Flop İngiliz'den sevgi ve selamlar. Okuma parçası analiz serimizde karşınızdayız arkadaşlar. Bu serimizde sizlere okuma parçaları üzerinden İngilizce öğrenme ve geliştirme çalışması yapacağız. Okuma parçalarımızın tamamı genel kültür seviyenizi arttıracak ve keyifle okumanızı sağlayacak şekilde seçildi. İkinci bir nokta ise sevgili arkadaşlar, bu okuma parçalarını analiz ederken okullarımızda yaptığımız tüme varım metodunu değil ki o metot şöyle işliyordu. Önce bir gramer konusu veriliyor ve sonra onunla ilgili bir örnek cümle veriliyordu. Biz ise okuma parçalarını incelerken bu yöntemin tam tersini yani tümden gelim yöntemini uyguladık. Bu yöntem ise şöyle çalışıyor. Okuma parçalarındaki cümleler üzerinden gramer konularını hatırlıyoruz. Bu aynı zamanda bizim ana dilimizi öğrenme şeklimiz olduğu için avantajlıdır. Peki bu serimizdeki videoların farkı ne? Okuma parçalarımızı analiz ederken aktif okuma dediğim bir yöntemi uyguluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu yöntemin de özelliği şudur. Okuma parçasındaki her cümleyi okurken bu cümlede hangi gramer konusu var diye hızlıca sorup cevabını veriyoruz. Eğer bu yöntemi gündelik hayatınızda bir alışkanlık haline getirirseniz bir mucizeye sebep olabilir. Şöyle ki, hani hep şikayet ediyoruz ya İngilizce'deki konuları unutmaktan, unutuyor olmaktan. Bu yöntemi eğer yeterince uygulayıp hayatınızın standart bir parçası haline getirirseniz konu unutma diye bir durumu hayatınızdan sonsuza kadar çıkarabilirsiniz. Çünkü gündelik hayatta gördüğünüz ve duyduğunuz her cümlede çok hızlı bir şekilde bu yöntemi uygulayacağınız için hani bir cümle gördünüz. Aa evet burada bir geniş zaman kullanılmış. Aa evet burada es takısı çoğuldan dolayı gelmiş diye anlık olarak zihninizden geçirmeyi alışkanlık haline getirdiğiniz için konuları asla ve kata unutmayacaksınız. Videoları izlerken lütfen seviyenize uygun olandan başlamayı unutmayın ve kademeli olarak arttırın. Herkese bol keyifli ve bol öğrenmeli okumalar diliyorum.